Çocuklarına aşı yaptırmayı reddeden aile sayısı son bir yılda 10 binden fazla artınca Sağlık Bakanlığı harekete geçti. Bakanlığa göre sayı artmaya devam ederse yılda ortalama 14 bin çocuk sırf bu yüzden hayatını kaybedebilir. Kesinlikle yaptırılması taraftarıyım. Özel aşıları da yaptırdım zaten. Devletin önerdiği aşıları da. Bence yaptırılmalı. Yani sonuçta sorumluluk taşıyoruz çocuklarımızla ilgili. Çocuğuna aşı yaptırmayanların sayısı giderek artıyor. Bakanlık uyardı. Binlerce ölüm gerçekleşebilir. Küçükken biz de yapılmışız ve şu an sağlıklıyız çok şükür. Doğal bağışıklıkta bir yere kadar tabii ki de. 2016 yılında 11 bin aile kızamık, hepatit, su çiçeği gibi önemli aşıları çocuklarına yaptırmadı. Sadece bir yıl sonra yani 2017'de bu sayı 23 bine çıktı. Ailelerin gerekçeleri farklı. Kimileri bu aşılarda domuz ürünü olduğunu, kimileri de aşıların içindeki alüminyum maddesinin Alzheimer'a neden olduğunu iddia ediyor. Çocukların sağlığı için asıl aşı olması gerekiyor. Ben hepsininkini yaptırdım, hiçbirini de kaçırmadım. Hayır, kesinlikle öyle değil. Mutlaka çocuğun geleceği için mecbur bütün çocuklar aşı olmalı. Ben yapılması taraftarıyım. Evet, yani zararlı olduğuna inanmıyorsunuz. Yok, inanmıyorum. Sağlık Bakanlığı ürkütücü rakam karşısında harekete geçti. Bilgilendirme için bir internet sitesi kuruldu. Sitede aşılama hakkında genel bilgilere yer veriliyor. Bunun yanı sıra aşının hayati öneme sahip olduğu vurgulanıyor. Ayrıca çocuklarına aşı yaptırmayan ailelerin inandığı iddiaların gerçek dışı olduğu belirtiliyor. Ben de zararlı olduğunu düşünmüyorum. Doktorumuz da zaten takip ediyor doğumundan beri. O yüzden yaptırıyoruz düzenli olarak. Bakanlığın uyarıları ürkütücü. Eğer aşı yaptırmayan ailelerin sayısı böyle artarsa yılda 14 binden fazla ölüm gerçekleşebilir. Çocuklara aşı yaptırmamak yıllardır görülmeyen bazı hastalıkları da davetiye çıkarabilir.